Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere WoW dükkanı nedir? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda 3.3 güncellemesiyle birlikte hesap güvenliği değişiklikleri de oldu. Hep beraber bunları da inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olun yanında bir zil var. Zil Park'ta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. YouTube ve TikTok'ta eş zamanlı yayındayım. Yayınlarıma davetlisiniz. 3.3 güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen bütün başarım görevlerini yapılışlarını paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Haberde olmasın arkadaşlar videoya göndermeyi unutmayın. Şimdi görev kısmına geliyoruz. Bakın burada yeni bir kısım eklenmiş. Buraya geçiyoruz. Burada günlük görevler alıyoruz. Bu günlük görevler her gün gece 3'te yenileniyor. İşte eser için değerlendirme ve yorum bırak. İşte park etiketine sahip bir eseri oynayarak tamamla. İşte keşfet sekmesine yer alan bir eseri oynayarak tamamla. 15 dakika işte WoW oyna. İşte bir adet WoW oyna gibi burada görevler yer alıyor. Burada puanlar kazanıyoruz. Bu puanlarla muhteşem ödüller alıyoruz. Haritaya tıklıyoruz. Buradan WoW'a geçiyoruz. Alt kısımda eserler yazıyor. Ben tasarımcı olduğum için eserler diye çıkıyor. Burada eser merkezi var. Eser merkezine geçiyoruz. Burada takas merkezi yer alıyor. Takas merkezinden burada yenilikçi sanatçı seti, yenilikçi sanatçı başlığı ve yenilikçi sanatçı gözlüğünü kazanabilirsiniz. Muhteşem gözüküyor. Aynı zamanda eser tanıtım kartı. Bunu aldıktan 7 gün sonra süresi doluyor. Eserin ayrıntılar kısmından kullanarak eserini tanıtıp böyle de belirtilen miktarda görünürlük kazanıyorsunuz. Burada da işte 10B diyor. 10 katı kazanma şeyi var. O da kartı alabilirsiniz. Bunda da haftalık sınır 7 adet bulunuyor. Burada sınırlar yer alıyor. Haftalık sınır. Ama bu genel sınır. Bu 3 şey genel sınırı birer defa alma hakkınız var. Bunlar haftalık yenileniyor. Alınmamış ödüllerimiz varmış. Ödüllerimizi de toplayalım. Kazanmışız. Eser tanıtım kartını görmek için dokun diyor. Dokunduğumuzda buradan tanıtım kartını elde edebiliyoruz. Haftalık görevleri yanı sıra ilerleme görevleri de yer alıyor. Burada eser görevleri var. İşte tasarımcı olduğunuz için size diyor ki 1 saat boyunca düzenleme yap. 5 farklı kılavuz videosu izle. 3 eser yayınla. Eserini 3 defa güncelle. Aynı eseri 2 defa güncelle gibi burada görevler yer alıyor. Zorlu görevler var. İşte eserinde toplam 50 oynanma sayısına ulaş. İşte şu kadar oynanma sayısına ulaş. İşte bu kadar favorilerini eklet. Bu kadar favorilerini eklet. İşte bu kadar değerlendirme kazan. Bu kadar aboneye ulaş gibi görevler yer alıyor. Buradan bunları da topluyoruz. Ya ben çok iyi bir tasarımcı olduğumu iddia etmiyorum. Sizler için başvuruda bulunmuştum. İşte nasıl başvuru yapılır diye bir video yayınlamıştım. O sırada başvurum kabul gördü. Ben de birkaç tane harita tasarladım. Ya çok çirkin. Yani kabul ediyorum. Yani iyi de tasarlayamadım. Ama iyi tasarlayacağım. Yani buna zaman ayıracağım. Ancak şu an için hani yayında bulunan tasarımlarım çirkin. Bundan dolayı yine iyi burada ilerleme sağlayabilmişim. Bahsi geçen videoları da bu kısımdan izleyeceksiniz. Şimdi o aldığımız tanıtım kartını nasıl kullanabiliriz? Yayınlanmayan, 3 tane yayınlanan bir haritam var. 30 kişi oynayıp 26 kişi favorilere eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. 10 takipçim bulunuyor. Buradan kaç tane kartınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Kartı kullanmak için eserinizin üzerine tıklıyorsunuz. Sağ kısımda damla işareti var. Buraya tıklıyorsunuz. Burada eser tanıtım kartı geçmişi yer alıyor. Buradan kartınızı ekleyeceksiniz. İşte kartı kullan var. Mesela bunu seçiyoruz. Kullan diyoruz. İşte kullanıldı, birkaç şey tanıtılacak vesaire vesaire diyor. Buradan gerekli ayarlamaları yapıyorsunuz. Ve tanıtım kartınızı kullanıyorsunuz. Bakın kullanım geçmişine düştü hemen. Tanıtılıyor diyor. Tanıtım görünürlüğü 1000. Tanıtım 1. Görüntülenme sayısı ve işte buradaki istatistikleri de gösterebiliyorsunuz. Garip bir özellik olmuş. Şimdi gelelim hesap güvenliğine. Query kodda girişte değişiklikler oldu. Apple, Google ve oyun merkezi üzerinden giriş yapan oyuncular tarafından query kodda giriş özelliği kullanılabilir. Query kodları 1 saat süreyle geçerlidir ve başka bir kod almak için gereken bekleme süresi kısaltılarak 3 dakikadan 30 saniyeye indirildi. Query kodda giriş eğitimi iyileştirildi ve müşteri hizmetleri sayfasına yeni bir rehber eklendi. Bir cihaz azami 10 yetkili giriş muhafaza edebilir, birden fazla hesap tarafından yetkilendirilebilir ve bunların arasında serbestçe geçiş yapabilirsiniz. Hesap güvenliği ayarları eklendi. Ayarlar hesap üzerinden buraya erişebilirsiniz. Güvenilen cihazları yönetebilir, hesap bağlantılarını kaldırabilir, hesap güvenlik faaliyetlerini kontrol edebilir ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz.
Hesap giriş ortamı izleme özellikleri de eklendi. Şüpheli gidiş eylemi tespit edildiğinde hesap kısıtlanabilir veya bağı kaldırılabilir. Güvenilen bir cihaz aracılığıyla giriş yetkilendirerek kısıtlamayı kaldırabilirsiniz. Şüpheli giriş güvenlik uyarıları da iyileştirildi. Şüpheli giriş eylemi olduğunda lobide bir uyarı alacaksınız. Sorunu çözmek için, hesabınızın çalınmasını önlemek için bir açılır pencereden talimatları izleyeceksiniz. Güvenlik stratejisi var bir de. Güvenlik inceleme sistemi yükseltmesi, röntgen görünümü, otomatik nişan alma, otomatik takip eden atışlar, silah tepmesini kaldırma, hız hileleri, kaynak dosyalarının değiştirilmesi ve daha fazla için hile tespiti iyileştirildi. Adil olmayan işbirliği ve hilecilerle takım kurma için ihlal tespitleri iyileştirildi. Oyun içi davranışları daha iyi düzenlemek ve oyuncuların oyun deneyimini iyileştirmek amacıyla toplu hesap kullanma, yasak işlemler, eşlik etme, bot kullanma ve diğer ihlaller için oyun içinde tespit etme becerileri düzeltildi ve iyileştirildi. Oyun içi davranışları daha iyi yönetebilmek adına uygunsuz yazılı ve sesli mesajları, avatarları ve ev tasarımlarını tespit etme yöntemleri ve cezalar da iyileştirildi. Sizce bu güvenlikler yeterli mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasız arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.